Açılışlar, galalar, sergiler ve iş dünyasındaki gelişmelerle haber turumuz ekranlarınıza gelmeye devam ediyor. Efe ve Güliz Urgunlu çiftinin yeni sergisinden Sultanlar Ligi'nin 40. yıl özel davetine, bu yıl ikincisi düzenlenen Hayal Gücü ödüllerinden tasarımcı Ahmet Eraslan'ın yeni koleksiyonuna kadar gelin bir hafta boyunca iş ve sanat dünyasında yaşanan gelişmelere birlikte göz atalım. Sultanlar Ligi 40. yılını Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen özel bir geceyle kutladı. Animal Kingdom koleksiyonunun özgün parçalarından oluşan Table of Nature sergisi sanatseverler ve koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu. Hayal Gücü ödüllerinin ikincisi düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. İş, sanat ve cemiyet dünyasında yaşanan gelişmelerin nabzını tutan haber turu başlıyor. İlhamını doğadan, tarihten ve Anadolu'nun köklü kültüründen alan, Animal Kingdom koleksiyonunun özgün parçalarından oluşan sergi, Table of Nature, sanatseverler ve koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu. El emeği ve kadim zanaat kültürüyle harmanlanan eserler, sofrada paylaşımın ve bir arada olmanın değerini vurguluyor. Bronz, kristal, porselen ve bakır gibi farklı malzemelerin ustaca bir araya getirildiği eserler, seri numarası ve ismi özel imzalı sertifikalarıyla alıcılara ulaşıyor. Efe Urgunlu'nun bir kaçış noktası ve hobi olarak başladığı bronz döküm serüveni, sanatçıyı Atelier Terra Madre'nin yaratıcılarından biri olarak sanatseverlerin karşısına çıkardı. Bu 3 sene önce başladığımız esasında bir hobiydi, hobi projesiydi. Eşim seramik yapıyor, ben bronz dökmeye başladım. Ben normalde iç mimarım ve eşim tiyatro kökenli, radyo, sinema, televizyon mezunu. Sonrasında bu hobi böyle büyüdü. 3. sene sonunda bir koleksiyona ulaştı ve bu koleksiyonu da ilk defa böyle sanatseverlerle ve koleksiyonerlerle buluşturacağımız bir platformda hepsini bir araya getirdiğimiz bir sunum olarak karşınıza çıkartıyoruz. Güliz Urgunlu, eşi Efe Urgunlu ile hobilerini bir yaşam tarzına dönüştürdü. Tasarımlarının tüm dünyadaki değerli koleksiyonerlerin ve estetik anlayışa sahip kişilerin evlerine ve sofralarına ulaşması onların en büyük hayali oldu. Hepsi limitli üretim ve hepsi edisyonlu olarak sunuluyor. Aslında fonksiyonel sanat eseri diyebileceğimiz parçalar. Sofralarımızı güzelleştirmek için, o sofralara biraz daha fazla anlam katabilmek için, arkasında birer hikayesi olması adına bu şekilde bir tasarım düşündük ve sofralarınızda kullanmanız için sizlere sunuyoruz. Başarı hikayeleriyle ilham veren kadınların deneyimlerini paylaştığı Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi gerçekleşti. Bu yıl 6.sı düzenlenen zirvenin moderatörlüğünü Özge Yürür yaptı. İş insanları Demet Sabancı Çetindoğan, Emine Erdem ve Nurger ilham veren deneyimlerini kadınlarla paylaştı. Sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi'nde konuşmacı olarak yer aldı. İsminden de belli olduğu gibi kadınlarımızın ekonomik anlamda da daha güçlü hale gelmeleri gerektiğine inanan gruplar olarak bugün buradayız. Çünkü diyoruz ki güçlü kadınlar güçlü yarınları oluşturacaklar. Onlar ekonomik anlamda özgür olduklarında daha güçlü çocuklar yetiştirecekler. O yarının çocukları da ülkemizi daha güzel noktalara taşıyacak. Gerçekten eğitimli, vizyon sahibi, güçlü kadınlar olduğunu söyleyebilirim. Yaratıcı fikirlerle öne çıkıyorlar. Ve de kolektif çalışmaya çok uygun kadınlar.
İşte biz de bu noktalarda bu güçlü yönlerini bir araya getirip biz de onların pazarlama ve satış noktasında desteklemek üzere çalışmalar yapıyoruz. 21. yüzyıl kadınların yılı gerçekten. İş ve sanat dünyasındaki üretimlerinin yanı sıra sivil toplum alanında da etkin görevler üstlenen Senur Akın Biçer çalışmalarını cemiyet hattına anlattı. Biz bir mottoyla çıktık, güçlü bir mottoyla. Güçlü kadınlar, güçlü yarınlar dedik. Dolayısıyla bunun altını biraz açmak gerekirse burada güçlü hikayesi olan, destansı hikayesi olan kadınların ödüllendirildiği ve aynı şekilde kendi yaptıklarıyla etki alanını çok geniş tutan muhteşem 3 kadını panelini izleyeceğiz. Sektörel Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, kadınları motive eden etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Bu zirveler aslında hem birbirimizin bilgilerini yenilememizi sağlıyor, farkındalığımızı artırıyor. Ama aynı zamanda kamuoyunda da daha görünür, daha motive, kadınları daha motive eden bir toplantı, bir zirve oluyor bu. Burada bilgileri tazelemenin ötesinde sorunları masaya yatırıyoruz. Sorunları nasıl çözebiliriz? Nasıl kadın girişimciliğini Türkiye'de ileriye taşıyabiliriz? Bunları konuşacağız bugün. Zirvede sanayici yazar Zuhal Mansfield da yer aldı. Girişimci olunmaz diyorum, girişimci doğulur. Girişimci olmaya karar veren, böyle bir doğuma sahip olup, böyle bir yeteneğe sahip olup insanların da gelip bizleri görüp bizden feyiz alması, soracağı sorular varsa bizim vereceğimiz destekler mutlaka olacaktır. Destek vermemiz, onları biraz daha motive etmemiz. Gerekliliğe inandığımız için bunu yapıyoruz. Yaklaşık 100'e yakın jürinin belirlediği başarılı girişimci kadınlara ödülleri takdim edildikten sonra zirve sona erdi.